5 dakikada gündemden merhaba. Geçtiğimiz hafta ABD'nin en büyük enerji üreticisi eyaleti Texas günlerce elektriksiz kaldı, suya ulaşamadı. Yaklaşık 4 milyon kişinin etkilendiği ve 50'nin üzerinde tahmini olarak can kaybı olan olayı ABD Başkanı Biden büyük felaket ilan etti. Yine aynı gün Biden'ın dünyaya ABD'nin geri dönüşünü ilan ettiğini hatırlatan bir yazı kaleme aldı. TKP Genel Sekreteri ve sol yazarı Kemal Okuyan. Kemal Okuyan konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Kemal Okuyan'a sormak istiyoruz. ABD'de geri dönen ne bu durumda? Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri söz konusu olduğunda bütün dünyanın dikkatleri oraya üşüşüyor. Ama şunu unutmayalım, dünyada elektriksiz, susuz ve gıdasız milyonlarca kişi var ve korkunç ölümler oluyor. Yani bunu başta vurgulamak istiyorum. Ama tabii burada şöyle bir problem var. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın süper gücü ve işte böyle tırnak içerisinde özgürlüğün beşiği, ABD demokrasisi deniyor, işte örnek ülke olduğu iddia ediliyor. İşte o örnek ülkenin en gelişkin eyaletlerinden bir tanesinde 3-4 gün buz çağına döndü insanlar. Ve yani burada ilginç bir şey söyleyeceğim. Genellikle yoksullar etkilenir bu tür şeylerde. Burada gene en büyük darbeyi yoksullar yedi. Yoksul olmayanlar ise kaçtılar. Yani başta ABD'de bir cumhuriyetçi senatör olmak üzere tatile gitti ailesiyle falan. Yani bunlar büyük skandallar oldu. Ama çok büyük çaplı bir felaket yaşandı. Bunu tekrar buradan hatırlatalım Yön Radyo izleyici ve dinleyicilerine. 4 milyonun üzerinde kişinin etkilendiği çok büyük bir şey. Sayılar sanıyorum ölü sayısını yazık ki 50'yi geçmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri tabii dünyada işte kapitalist ekonominin model aldığı ülkelerden bir tanesi. Şimdi Texas aynı zamanda enerji piyasasında özelleştirmenin en şey modeli, benimsenen modeli ya da örnek gösterilen modeli olmuştu. Yani şöyle söyleyeyim, çok kabaca uzatmak istemiyorum. Yüzlerce şirket işin içerisinde. Yani rekabet var, işte müşteriler istedikleri şirketten alabiliyorlar, aboneler yani yurttaşlar. Ve bu söz konusu olan en temel gereksinimlerden bir tanesi. Şimdi bu bir kış, üstelik de hani bu tekrar eden bir şey. Üstelik de Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz en sert iklimi olan yerlerinden birisi değil. Sonuçta güney tarafında kalıyor. Ve hayat durdu. Çöktü. Ve bunun yaptırımı yok. Yani ve şimdi başka bir felaketle karşı karşıya Amerika Birleşik Devletleri. Bu felaket nedeniyle derhal enerji verilsin çabası içerisine girildikten sonra 4 gün sonra şu anda Texas eyaletinde inanılmaz bir hava kirliliği var. Yani tolere edilebilecek sınırların çok üstüne çıkmış durumda. Çünkü bütün şeyleri fuel şeyle çalışan yani kirli yakıtla çalışan şeyleri devreye sokmuş durumdalar. Şimdi başka bir felaketle karşı. Bakın burada benim üzerinde durduğum şey kapitalizmin hiçbir mantığı yok. Yani enerjiyi özel şirketlerin satmasının mantığı yok. Burada planlama olmuyor. Çünkü burada rekabet diye önemsenen şey bir karmaşa, bir kaos. Yani halk yararı yok burada. Bütün bunlardan sonra ben bir şey daha hatırlattım. Dünyanın en soğuk kentleri Rusya'da bugün ya da eski Sovyetler Birliği'nde. Oralarda insanlar 5 kuruş para ödemeden ya da çok küçük miktarlarla -30-40 derecelik iklimlerde evlerinde tişörtlerle dolaşıyorlardı. Sosyalizm bu, kapitalizm ise işte ABD'deki bu felaket. Yani sosyalizmle kapitalizmi karşılaştırdığımız zaman her gün o kadar büyük açık ara
insanlıktan yana farklar ortaya çıkıyor ki. Yani aşı meselesi böyle, işte elektrik meselesi böyle, su meselesi böyle. Yani suyun paralı olduğu bir dünyadan söz ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri şimdi susuz kalan insanlara içme suyu, şişelenmiş içme suyuyla temizlik ihtiyaçlarınızı karşılayın diye koliyle su dağıtıyor. Bu bir akılsızlık. Bu akılsızlığı yıkmamız lazım. Benim yazımın özeti bu. Yazıyı tekrar etmek istemiyorum burada. İlgilenen izleyiciler ve dinleyiciler okuyabilirler Sol Haber Portalı'ndan. Sanıyorum Yön Radyo'da sesli olarak yayınladı evet. Yazıyı. Teşekkür ediyorum ilginiz için. Böyle söyleyeyim. 5 dakikada gündemin konuğu TKP Genel Sekreteri ve sol yazarı Kemal Okuyan'dı. Bugünkü solda yer alan yazısı çerçevesinde ABD'de Texas eyaletindeki yaşanan büyük felaketi konuştuk. Tekrar görüşmek üzere.